Evet, merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Biliyorsunuz ki dün Icebox map'i çıktı. Bu tarz yeni map'ler geldiği zaman da 2-3 tane hero var master olmanız gereken. Çünkü her map'e göre farklı tuzakları, farklı okları oluyor. Birincisi Sova, ikincisi de Cypher. Cypher'da çünkü bilmeniz gereken tuzaklar var, kamera yerleri var. Bunları bildiğiniz zaman map'in etrafında oynamanız çok da kolay oluyor. Ben de size buradaki koyabileceğiniz en iyi kamera noktalarını, en iyi tuzak noktalarını ve atabileceğiniz one way trap'ler falan göstereceğim. Aşağıda yine site'ı, hangi kamerayı görmek istiyorsanız alttan seçebilirsiniz nereye gitmek istediğinizi. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi başlayabiliriz. Evet, öncelikle B site'dan başlayacağım. B site'da atabileceğiniz kameralarla başlıyoruz. Birincisi şu köşeye geliyorsunuz. Köşeye geldikten sonra şuraya eğim alıp yukarı zıpladığınızda kamerayı bu yukarı koyabiliyorsunuz. Bunu koyabiliyor olmanız demek de şu, bakın şu arası sol tarafa geçiş. Burası da zaten site, yani şu noktayı kontrol altına aldığınız zaman zaten site'e geçişi kapatmış oluyorsunuz. Ve buraya koyduğunuz kamera şuradan gelen herhangi birini şuradan geçerken gösterecek. Bakın şurada kendimi görebiliyorum zaten. Evet, kameralardan ikincisi de şu noktaya koyduğumuz. Buraya koymak için de şunun üstüne çıkıyorsunuz. Buraya eğim alıp zıplayıp koyuyorsunuz aynı şekil. Buraya koyduğunuz zaman bütün site'ı, şu arkadan flank atan varsa onu ve şu taraftaki girişi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve uzak olduğu için buradaki kişiler bunu fark edip kırmakta biraz zorluk yaşayabilirler. Evet, üçüncü kameraya geldiğimiz zaman da şu noktaya koyduğumuz, buraya çıkmak için ipe tırmanıyorsunuz. İpe tırmandıktan sonra şunun üstüne zıplıyorsunuz. Şuraya koyduğunuz zaman kamerayı hem buradaki main'den gelişi hem de mid'deki rotate'i izleyebiliyorsunuz. Artı eğer site'da hala kırılmadıysa kamera, retake atıyorsanız, retake atarken de site'de size gayet güzel bir açı veriyor. Evet, bir tane daha kamera var. Bunu atması biraz daha zor, fakat attığınız zaman şu demirlerin arkasında kaldığı için biraz daha kırılması zor oluyor. Şu arkaya eğim alıyorsunuz. Acaba kaç defa da yapacağım? Evet, tam şurası. Bakın şuradaki mavi kısım, bakın şu alttaki demire getiriyorsunuz. Buraya koyduğunuz zaman demirlerin arkasında kalıyor. Hem bütün site hem de buradaki girişi rahat bir şekilde görüyor. Artısı da bu demirlerin arkasında kaldığı için kırılması daha zor oluyor. Görünmesi de daha zor oluyor doğal olarak. Evet, kamerayı arkada yüksek bir noktaya koyduktan sonra eğer safe bir şekilde site'de oynayacaksanız koymanız gereken iki tane tripwire var. Birisi kesinlikle bu, diğeri de bu. Buradaki demirden bağlanıyor, diğeri de buradan bağlanıyor. İkisi de çok kolay atması. Düz bir şekilde attığınız zaman yapışıyorlar, öyle şekil şukul durmanıza gerek yok. Bu ikisini attığınız zaman da buradan pushlayan kişi bunları kesinlikle kırmadan geçemeyecek. Siz de her türlü infosunu alıp takım arkadaşlarınıza da verebileceksiniz. Fakat bana kalırsa B'de eğer Cypher'la oynuyorsanız daha agresif oynamak daha mantıklı. Çünkü aşağı yukarı burada başlıyorsunuz. Adamlarla ilk kontağı kuracağınız yer bu nokta oluyor. Bu yüzden buraya sadece tam ortasına bir tane tripwire kafes attığınız zaman açtığınızda fark ettiğiniz üzere bütün site'ı kapatmış oluyorsunuz, girişi. Ondan sonra buradaki kutunun üstüne çıkıp buraya geçtiğinizde çok daha güzel bir açı almış oluyorsunuz. Hatta bunu attıktan sonra eğer bu jump yapabilirseniz adamlara çok daha agresif push yapmış oluyorsunuz ve kimse buradan gelmenizi beklemiyor. Ve bu atlayışı direkt oyun içinde yapmayın. Birkaç defa deneyin çünkü kolay bir atlayış değil. Peki ben buradan agresif oynamak istiyorum diyorsunuz ama adamlar da sürekli pushluyor. Siz ne yapabilirsiniz o zaman? Burada bariyer oluyor. Bu bariyer açıldıktan sonra direkt şu kutuya geliyorsunuz. Eğiminizi koyuyorsunuz. Şuradaki çizgiyi gördünüz değil mi? Bu vinçin demirlerini bağlayan çizgi. Şuranın tam ortasına eğim alıp Q'nuzu attığınız zaman bu şeyin üstünde kalıyor. Bunu açtığınız zaman da burayı tamamen kapatan ve size bir one way oluşturan trap oluşuyor. Yani buradan gelen kişilerin ayaklarını görüp çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Evet, B'de agresif oynamadan bahsederken size buraya pushlayabileceğinizi söyledim. Eğer bu kutunun üstüne çıkmayı başarabildiyseniz şuradan çok rahat bir şekilde atabileceğiniz bir kamera var. Buraya geliyorsunuz. Zıplayıp şu kamerayı buraya bırakıyorsunuz. Bu kamerayı buraya bıraktığınız zaman size artısı şu oluyor. Mid'i de kontrol etmiş oluyorsunuz. Mid'den girişe çok rahat atabileceğiniz bir kamera. Evet, diyelim ki mid'de oynamak istiyorsunuz. Mid'de, yani buradaki mutfağın kontrolünü alacak kişi sizsiniz. Böyle oynarken de atmanız gereken kesinlikle önemli iki tane trap var. Birincisi buraya koyduğunuz, ki bu kırması imkansız. Niye atamadım bunu ben? Bunu kırması imkansız. Çünkü buradan gelen kişi buna dokunmadan kırması için buraya kadar gelmesi gerekiyor. Buraya kadar geldiği zaman da zaten dokunmuş oluyor. Yani. Diğer trap'te şuraya geliyorsunuz. Buradan tam şuraya eğim aldığınız zaman buradaki duvara yapışıyor. Diğer ucu da burada kalıyor. Yani buradan kişi de, bunu bu arada biraz daha alçak atacağız. Buradan gelen kişi de buna dokunmadan asla geçemeyecek. Bunların altına isterseniz birer tane de cage bırakabilirsiniz. Ki siz cage bunları açtığınızda ona rahat bir şekilde dokunacaklar ve görüş alacaksınız. Görüş aldıkları zaman da çok rahat vurabilirsiniz. Evet, mid infosu için atabileceğiniz kameralardan birisi de şu noktaya koyduğunuz kamera. Bu noktayı bunu biraz daha yukarı koyabilirsiniz hatta. Buraya koyduğunuz zaman en sağa çevirdiğinizde midden biraz açı almış oluyorsunuz. Çok da değil. Sakat pushların, yani pushladıkları zaman çok rahat sesini duyabileceksiniz. Ve burası kamera için bakmayacakları bir nokta. Artı bu noktaya kamera koyduğunuz zaman B'den de açınız var. Ve şuradan giren biri varsa onu da görmüş olacaksınız. Bunu koyduktan sonra isterseniz B'de oynayın. İsterseniz geri çekilip rampa tarafında oynayın. O size kalmış tamamen. Çünkü siz tuzaklarınızı zaten yerleştirmiş olacaksınız. Herhangi biri girdiği zaman çok kolay bir şekilde rotate atabilirsiniz. Evet, A'da oynamak istiyorsanız da önerebileceğim bir iki tane kamera var. Ama A'da oynamanızı çok da önermiyorum açıkçası. Şimdi siz bu kutunun üstüne geldiğiniz zaman aşağı yukarı şuraya kadar pushlamış olacaklar. O yüzden bu kamerayı hızlıca atıp inmeniz lazım. Bu kamerayı atmak için de şu mavi boyanın olduğu yerin ortasına eğim alıp zıplayıp koyuyorsunuz. Sonra geri çekilebilirsiniz. Bir tane de trap bırakın. A'da oynamanız için gereken setup bu şu an açıkçası. Çünkü size pushlayacakları tek nokta şu iki yerin arası. Şuradan pushlayacaklar yani. Ya isterse ne bileyim jet dash atar, ray zıplayarak gelir falan, fark etmez. Siz bu kamerayı açtığınız zaman kesinlikle sizin kameranızın önünden geçmek zorundalar size gelmek için. Bunu attığınız zaman da mesela buradan pushlayan var diyelim. Çok rahat bir şekilde tagleyip vurabilirsiniz. Yani burada daha ekstra kameralar var mı? Bir iki tane daha var. Onları göstereceğim. Ama bu kameranın özelliği şu. Şimdi buradan pushlayan biri hani kontrol ediyor diyelim. Kimse sağ üstü bu kadar yukarı çıkarıp kamerayı kırmak için eğimini bozmaz. O yüzden bu tarz bir noktada kameranızın olması sizin için her türlü yararınız olacak. Evet, size bir de bu tarafta attığım kameranın aynısını bu taraf için önerebilirim. Onun için de şuradan ipe tırmanıp şuradaki şuradaki duvarın üstüne çıkıyorsunuz. Duvarın üstüne çıktıktan sonra da şu soldaki duvara mavi yerine yine eğim alıp zıpladığınız zaman koyuyorsunuz. Aynı şekilde bu taraftan girişi gözetleyeceksiniz. Bunun üstüne bir de eğer site'da retake atmak zorunda kalacaksanız, yani adamlar üstünüze koşarken geri çekilip arkadaşlarınızı beklediyseniz de retake için içeride çok güzel bir kameranız olacak. Evet, tuzak konusuna gelince atabileceğiniz bence şu an map'teki en iyi tripwire şu noktadan attığınız şu, bak. Alalım. Kendinizi ipin altına getiriyorsunuz. İpin altına getirdikten sonra şu noktaya eğim alıp koyuyorsunuz. Bunun artısı size ipten inen kişiler direkt tripwire'e yakalanacak. Siz de eğer site'in arkasında oynuyorsanız şuraya koyduğunuz tripwire'ı burada aşağı yukarı bir yerde yakalanacaklar. Yakalandıkları zaman çok güzel duvardan bir şekilde öldürebilirsiniz. Evet, eğer buraya kadar merak edip izlediyseniz teşekkürler. Daha fazla merak ettiğiniz şu noktada nasıl bir tuzak atabilirim, şurada daha iyi bir kamera var mı dediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Siz yine de sonrakiler için abone olmayı unutmayın. Bunlar da map'in penguenleri, eğer merak ediyorsanız yeni map geldi penguenler nerede diye buradalar.